Sevgili dostlar, bugün bizlerle Ertan Al Yaprak bizlerle beraber ve 28 Ekim boğa tutulmasını konuşacağız kendisiyle. Zira önemli bir dönemden geçiyoruz Ertan Hocam ve yine bugün sizlerle bu önemli tutulmayı konuşacağız. Ben hemen size sözü vereyim. Bu 28 Ekim tutulmasından özellikle de 100. yıla bir kala bundan neler anlamalıyız? Şimdi herkese iyi akşamlar tekrardan. Evet, boğa tutulmasına girdik. Aslında boğa tutulmasına baktığımız zaman şöyle söylerim. Bir tamamlanma, bir ne diyeyim, bir final gibi bir yapı karşımızda var. Aslında hem bizim için, hem ülke için, hem genel burçlar için neyin finali? 2 yıldır neler yaşadık mesela? 2 yıldır yaşadığımız olaylara bakalım. Akrep Boğa hattındaki tutulmaların, 7 tane tutulmanın son, 7 tutulma serisinin son tutulmasını bu 28 Ekim'de yaşayacağız. Ve bu tutulmaya baktığımızda da aslında Mars etkisini burada baskın görüyoruz. Tutulmada Mars-Jüpiter karşıtlığı var. Böyle biraz tutulmanın olduğu, hatta sert sabit yıldızlar var. Tutulmanın etki aldığı Hamal yıldızı var, Şeratan yıldızı var. Boğa burcunda olan bir tutulma, bir de astrolojide sabit yıldızlar dediğimiz yapılar var. Şimdi Boğa burcunun 5 derecesinde oluyor ama orada etki aldığı çok sert yıldızlar var, sert yapılar var. Hamal'dan ve Şeratan yıldızından etki alan bir tutulma ve tutulma esnasında da Jüpiter, Mars ve Merkür karşıtlığı var. Mars ve Merkür'ün bir arada olması zaten çok konuşmak, fikir, çatışma, agresif olmak, agresif iletişim, bunları temsil eder. Jüpiter de karşıtlık yaptığı zaman bunu büyütür. Bir de olayın diğer yönden baktığımız zaman Jüpiter biraz tanrısal irade, inanç, tanrısal düşünce, dini yapıları temsil ediyorsa, Merkür'e baktığımız zaman Merkür'ün altında da beşeri düşünceler var. Şimdi tutulmalara bakınca da tutulmalar 6 ay etkili. Şimdi 6 ay etkili bu yapıya giriyoruz ve işin temasında bu fikir çatışmaları, hatta din savaşları, din çatışmaları da diyebiliriz. Önümüzdeki 6 ay bunlarla uğraşacağız demek ki. Zor bir süreç. Bu sürece baktığımızda tam bölgedeki bu malum olaylara da yansıyacak. Bu olaylar olduğunda ben demiştim, hani çok kısa sürede bitecek bir şey değil. Bu uzun süre yayılacak, sıkıntılı bir olay. Şimdi buna baktığımızda da yine aynı bölgedeki olayları tetikliyor. Özellikle İran. İran noktasını çok tetikliyor. İran'ı direkt etkiliyor. Burada ne olabilir? Tutulmanın kolektif genel etkilerine baktığımızda dini mekanlara saldırı ya da dini kişiliklere suikastler, suikast ya da suikastler. Bakın, bir tane demiyorum. Böyle bir süreci başlatabilir. Ve bu, buyurun. Hocam, Ertan Hocam, özellikle dini mekanlar dediğimizde özellikle Filistin-İsrail özelinde Mescid-i Aksa ile Aynen. alakalı bir risk Aynen. söz konusu mu? İki tarafta da var. Şöyle söyleyeyim. Aslında bugün biraz işlerim bitirdikten sonra hem İsrail hem Hamas haritasını falan inceledim. Neredeyse ikisi de bu işleri yapmak için ortaya çıkmış gibi bir yapı. Hoş bir harita yapısı değil. Sorunlu, problemli. Ciddi anlamda da bu tutulma böyle bir etkiyi tetiklediği için baktığınız zaman İran'ı çok etkiliyor. Direkt başkentler üzerinden filan. Şimdi burada olası ihtimaller nedir? Bir, dini mekanlardaki olası saldırılar ya da dini figürlere yapılabilecek suikastler, saldırılar. Bunlar söz konusu. Ve işin biraz ilginç tarafı, bu dolunayın ardından 14 gün sonra, pardon, bu ay
tutulmasını, ay tutulması bir dolunay zaten de. Bu ay tutulmasının ardından yine 13 Kasım ayında direkt bu sefer Mars etkili bir sert yeni ay ve Uranüs karşıtlığı var. Uranüs'te astrolojide ani olaylar, patlamalar, yangınlar, Mars-Uranüs karşıtlıkları, baktığımızda çatışmalar, patlamalar bunlarla ilgili. Bu da bu sefer baktığımızda yine bu bölgeyi etkiliyor. Direkt İsrail haritasını direkt net bir şekilde etkiliyor. İki taraftan da hangisi birine yapar tam bir şey diyemeyeceğim. Ama iki tarafından çok sert etki aldığı bir dönemdeyiz. Özellikle bu önümüzdeki bir ay takip eden 6 ay bu olaylar kolay kolay bitmeyecek. Tutulmanın kolektif genel etkisi bu. Sertlik veriyor. Biraz işin altında acımasızlık da çıkabiliyor burada. Ondan dolayı önümüzdeki bu kısa dönemde bunların biteceğinden kimse bir umut beklemesin. Net olarak 6 ayımızı etkileyen yapı bu. Daha sonrasına da bakacağız. Peki hocam, şimdi ilk defa birini görmeden yayın yapıyorum. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Böyle Estağfurullah. arada bölüyorum ama hiç şu anda simsiyah bir ekran var karşımda. Şunu sormak isterim. İran'a sıçrar ihtimali var dediniz. Özellikle İran'a sıçradığında eğer bu savaş bize yansıması ya da bize etkisi ne kadar, yüzde kaçlık bir etkiyle Ona bizi zorlayacaklar mı? baktım aslında toplamına baktığınızda hedef bizi çekebilmek. Her iki tarafında bakın sırf Araplar ya da İran değil, İsrail'in de Türkiye'yi bir şekilde bir tarafa çekebilmek. Normalde baktığımız bu önümüzdeki süreçte fiili olarak Türkiye'nin direkt bir savaşa katılımı falan gibi bir şey değil de. Ama şöyle bir şey var. Bol bol gizli saldırılar, bol bol vekalet saldırılar yani yönlendirilmiş etkiler. Bunlar olacaktır. Özellikle istihbari olaylar, gizli olaylar, gizli düşmanlıklar bol şekilde olacaktır. Ama direkt Türkiye'nin girmesi gibi bir şey şu an haritada öyle bir durum yok. Öyle bir Hocam şey benim olmaması da lazım. biraz sinir uçlarımızla bizim oynayacaklarmış gibi geliyor. Aynen Biraz öyle öyle. diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Bu yıl Türkiye'de zaten halk nazarına baktığımızda, devlet olarak baktığımızda halk bu yıl çok tepkisel olacak. Yani halkın daha çok sesi çıkacak. Daha çok ses çıkaran, daha böyle agresif halkı bu şekilde göreceğiz. Ama iyi taraflarımız da var. Bakın aslında haritamızın güzel etki aldığı taraflar da var. Şimdi bu bahsettiğimiz şekilde olduğu zaman sinir uçlarıyla oynamak değil, ufak bir şeyde bile tepki artabilir. Hamal dediğimiz yapı direkt böyle saldırmakla da alakalıdır. Ve sert, hani beklemediğin anda sert saldırabilmek. Bununla da alakalıdır. Hamal dediğimiz yapı biz ülke olarak bundan halk olarak çok etkilenecek. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de halk dediğin zaman basite alma. Çünkü halka rağmen kimse bir şey yapamaz. Halk ne derse sonuçta olur. Çok sessiz, çok sakin, naif gibi görünebilir. Ama bir gün şöyle elinin tersini bir salladığı zaman ortalığı dağıtır. Tipik Türk milleti özelliği. Ama burada sinir uçlarımızla oynayabilirler. Halen söylüyorum. Bunlar genelde gizli saldırılar. Bu şekilde olacaktır. Umarım o bahsettiğimiz o suikast falan gibi olaylar Türkiye'de olmaz. Devlet herhalde onun tedbirlerini alır. Ama şöyle Peki, bir şey var. Pardon, lafınızı kestim. yo, lütfen siz tamamlayın, ben soracağım. İsrail ve İran haritası çok net etki alıyor burada. Çok açık ve net etki alıyor. Peki bu durumda bu savaşın bir kazananı, yani bence savaşın kazananı yoktur ama hani İsrail mimarinde, özelinde, özellikle de boğa burcu olduğu için
İsrail bu tutulmayla beraber hani İran'ı da tetikledi diyelim. Bir İran'ın büyümesi, İsrail'in büyümesi ya da savaşı kazanması kendine toprak büyütmesi gibi bir şey söz konusu mu? Yoksa sadece büyümeyle mi kalacak bu savaş? Şöyle bir şey söyleyeyim. İşin açıkçası tam o kadar net, yoğun bir şekilde bakmadım. Çok kısa basit bir yorum yapayım. İsrail haritasına baktığımız zaman İsrail'in savaşsız bir zamanı görünmüyor. Çatışmasız, savaşsız bir zamanı görünmüyor. Hamas'la karşılaştırdım dedim mi? Hamas'a baktığın zaman da öyle. İkisinin bir araya gelmesi ciddi yıkım çıkartıyor ortaya. Ha, büyüyor mu? Kendi etrafı, kendi içi zaten o Filistin topraklarıyla ilgili falan yapacaklarını yapar. Ne kadar müsaade edilirse. Ama öbür taraflarda bir süre sonra karşısında bir o Arapların birleşme etkisini görebilir. Şu an sessiz duruyorlar. Ama bir süre sonra o birleşme etkisi olabilir. Özellikle İran'ın burada direkt dahili önemli. İran bir şekilde ya dahil olacak ya da dahil edilecek gibi duruyor. Çünkü bu tutulma çok etkiliyor İran. Çok net şekilde etkiliyor. Peki hocam, İran ve İsrail deyince iki tane soru benim aklıma geliyor. İkisinin de yoğun olarak kullandığı ya da tehdit olarak öne sürdükleri bir nükleer söz konusu var. İran çok uzun süredir çok ses çıkmayan, biraz arka planda hani sessiz sedasız bir şeyleri yapan bir ülke. İran'ın böyle bir tehditle İsrail'e gitmesi ya da İsrail'in böyle bir tehditle ülkelere gelmesi, çünkü bir de Rusya var yukarıda. Böyle bir tehditlerin ortalıkta dönmesi mümkün mü? Ben şu anda geçen kanalımda yayınlamıştım. Bu çatışmalarda biraz böyle bel altı silahlara başvurulabilir diye şöyle bir şey tahmin etmişim. Nükleer değil de, İsrail nükleer nereye atacak? Filistin atsa kendi gidecek. Suriye atsa kendi gidecek. Ürdün atsa, Mısır atsa kendi gidecek. Yani çünkü dibi. Çok dibi. İsrail'in bunu kullanabileceğini şey, İran var, Türkiye var. Onlar da atabilir. Atarsa yine kendi yok. Öyle bir riske girebileceğini çok düşünmüyorum. Direkt kendisi etkilenecektir. Ama şu var. Her halükarda bu çatışmanın ilk dönemlerinde görünüyordu. Biraz bel altı silahlar diyelim buna. Bunlar nükleer olmayabilir ama biyolojik olabilir mi? Kimyasal olabilir mi? İhtimal var mı? Var. Ama şöyle bir şey var. Ben o yazıyı yazdıktan sonra hastaneye saldırılmış olması. Bu da benzer bir etki midir? Çünkü hani işin içinde bulanıklık var. Şimdi Neptün teması vardı o zaman. Neptün temasına baktığımız zaman inşallah hani hastaneye saldırmak ayrı bir berbat bir şeydi tabii. Onunla kapanmıştır. İnşallah öyle bir biyolojik falan şeye girmezler diye düşünüyorum. Ama nükleer işi zor. Ona giremezler. Çok kolay değil. Evet, o zaman daha çok kafaları bulandıran kısım suikast kısmı ve diğer taraftan da hiç bilinmeyecek Neptün etkili, belki bu İsrail bir bomba tarzı yasak olan bir şey kullanmıştı. Tekrardan aynı şeylerin kullanılması mümkün olabilir gibi duruyor. Mümkündür. Ve bu burada İşin altında buyurun hocam. çok kısa kesin. Tabii canım. Bu boğa tutulmasının olduğu noktada bakın o Hamal yıldızı etkisi diyorum ya, acımasızca saldırmak vardır onun etkisi altında. İki taraf için de söylüyorum. Sırf İsrail'dir. İran da bunu yapabilir. Ama daha çok şu var sanki ilk başta İran'a bir hareket olacak ama çok geçmeden 14-15 gün içerisinde İsrail tarafına bir karşılık verebilme gibi. Çünkü harita bunu veriyor, bunu gösterir. Hızlı etkiler, peş peşe etkiler. Hatta bazen düşünmeden hareket etmek. Mars
Merkür, şimdi Mars Merkür'le girdiği zaman düşünmeden hareket eder, şiddetli olur. Hani konuşalım, oturalım, düşünelim falan olayı yok. Karşısında da Jüpiter var. Jüpiter'in büyütme etkisi de var. Çok burada dürtüsel tutumlar. Hani bir an, bir ana bakar. Yani hastaneyi bombaladılar. Şimdi hastaneye baktığınız zaman hangi akıl hastaneyi bombalar? Hangi vicdan ya da hangi akıl bombalar? Bu tür konular. Velhasıl bölgedeki etkileri bu. Bize baktığınız zaman bizim üzerimizde en azından şu ilkbahar dönemine kadar halkın böyle biraz daha tepkisel, dürtüsel olacağı, öyle sinir uçlarına dokunmaya gelmez. Bakın bazen bunlardan bağımsız bir olur. Orada şimdi İsrail, Araplar, İsrail, İran çatışıyordur. Bizim içimizde birileri bir fitne atar. Onların davasına burada insanlar birbirine sıkıntı verir. Bu da olabilir. Sesim anlaşılmıyor mu arkadaşlar? Sesi gelmiyor demişler. Ben Sesim geliyor mu? çok net duyuyorum sizi. Yani çok gür ve çok net. Ben kendi adıma net, çok net, gür bir şekilde duyuyorum. Ama sevgili dostlar, bilmiyorum. Şöyle bir yorumlara yukarı doğru bir bakayım. Sesinizin, evet, birkaç Evet, kişi geliyormuş. sesinizin Tamam. geldiğini söylemiş. Yani oldu boğuk. Sesim belki genel hali olabilir. Yapacak bir şeyim yok orada. Tutumlar Mistik bir genel. sesi var Ertan hocamın. Öyle kabul edin. Mistik bir ses tonu var Ertan hocanın. Sağ Bence bu da güzel. Buyurun hocam, lütfen devam edin. Şimdi genel etkilerine baktığımız zaman bu tutulmanın etkileri bunlar. Özellikle bölgesel etkiler çok dikkat çekiyor. Dediğim gibi işin altında şiddet ve çatışma, özellikle din temalarının öne çıkartıldığı çatışmalar yoğun olacaktır. Ve bunlar kısa vadede de bitecek konular değil. Burçlar bazında bakacak olursak bu 28'deki parçalı ay tutulmasına buyurun. Dinliyorum. Hocam, burçlara geçmeden önce özellikle boğa ay tutulması deyince ve ay deyince bir soru yöneltmek isterim. Bizlerin hep Tabii. merak ettiği bir soru vardır, deprem konusu. Bu tutulmanın depremleri tetiklemesi ya da bazen kullanılan teknolojilerle, şimdi gemiler de söz konusu, Türkiye'de ya da başka şehirlerde, ülkelerde bir deprem tetiklenmesi doğal ya da anormal olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, geçen yıl Maraş ve Hatay depremlerinde yine aşağı yukarı aynı dönemlerde genelde hep söylerler ya biz bildik, biz bildik de aslında depremden çok bahseden yoktu. Biz YouTube kanalımızda geçen yıl 2 Mayıs tutulmasında dedik ki bu tutulma deprem etkisi yapabilir. Nerede yapabilir? Yerini tarif ettik. Dedik işte İç Anadolu'nun o güney kısımlarında tam bölge olarak tarif ettik değil mi? Buralarda deprem olabilir. Tabii etkisini, şiddetini bilemiyoruz bunu. Ve nitekim dediğimiz, tam verdiğimiz noktada da deprem oldu. Hem aynı geçen yılki Ekim tutulması artı bu yıl olan tutulmalarda da buranın dışında ek bir gösterge Erzurum, Van, Doğu hattımız. Risk varsa burada var daha çok. Ha, Kuzey Anadolu fay hattı da tabii etkileniyor ama daha çok halen bakın burada Doğu bölgesi, Erzurum, Van, Erzincan bu bölgelerin etki aldığı yer. Yukarıya doğru düşündünüz de evet, tamam Kuzey Anadolu fay hattında kesiyor ya ama direkt orada işte Kuzey Anadolu fay hattında olabilir diyebileceğim çok açık bir şey görmedim açıkçası. Ama doğu etkisine orada var. Doğuyu etkiliyor. Daha çok bunu
şöyle de olabilir diye yorumladım. Hani orada biraz tedbirler, yani o bölgeye bir hat çekebilmek. Devlet belki o bölgeye askeri olarak bir gelen, belki bu da olabilir bu dönemde. Bu dönemde bu da olabilir. Ama varsa böyle bir deprem merak ediyorlarsa, öncelikle risk altında olan o doğu bölgesinde bahsettiğim Erzurum, Van, o hat yukarıdan aşağıya böyle. O hat görünüyor. Ama Buyurun. bunun şiddetinin ne olabileceği konusunda herhangi bir yorum yapamıyoruz. Allah'tan şu var. Tutulma haritasında evet, bir hamal etkisi var. Boğa burcu, toprak, bunların etkisi var. Sert gezegenlerin birbirine sert açısı depremde yok. Burada mesela Uranüs'le Plüto arasındaki açı fena değil. Satürn ve Mars açı arasında sert bir yapı yok. Ama şu var tabii, bu an olur. An haritası bir yapı var. Buradaki daha çok bu tutulmanın verdiği şiddet aslında doğasal olaylardan daha çok bireysellikle. Çünkü Merkür ve Jüpiter etkisi. Kafa yapımı, düşünce, hani ne düşüncenin seni çektiği taraf. Bunlarla ilgili bir çatışma etkisi. Ve hani isteklerin, dürtülerin birden hani çok kendine paymıştığı şeyler var ya, insan hani Evet. düşünmeden hareket edebilir. Bunlarla ilgili daha çok göstergesi. Evet, bir toprak tutulması, ama şimdi baktığınız zaman boğa burcunda diyorum ya, burada şimdi 7 serilik bir tutulmanın sonuncusunu yaşıyoruz. Hepsi deprem yaptı mı yapmadı. Şöyle de bir şey var. Sürekli bir deprem ülkesi olduğumuz için bir şeyler oluyor. Ama önemli olan çok etki edebilecek. Evet, buydu. Aklımızda kaldı diyebileceğimiz. O da geçen yıl oldu. Yıl olma ihtimali olursa dediğim bölge, onu söyleyebiliyorum sadece. Hocam bir defa çok pardon. Öncelikle Sorun. gerçekten muazzam bir bilgi akışındayız şu anda ve özellikle boğa deyince burçlara geçmeden önce sizi yakaladım ve bu efsane bilgilerden faydalanmak istiyorum naçizane. Boğa deyince akla gelen diğer bir konu ekonomi ve Para. bankalar. Evet, para. Ekonomi bizim için ki bundan sonra muhakkak yayınlar yapmayı sizinle çok isterim. Ama bunu da sormak istiyorum. Özellikle boğa deyince aklımıza gelen bir ekonomi var. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Ekonomi konusunda şöyle söyleyeyim. Yine bu önümüzdeki ilkbahar aylarına kadar bu alan zorluk geçecek. Hiçbir şey kolay değil. Çünkü bizim bu tamam boğa tutulması var, ama ülke olarak baktığımızda daha önce aldığımız 14 Ekim tutulması da bizi zorlayan noktalardan yaptı. Yani şimdi Satürn'ümüze yakın bir tutulma aldık. Satürn'e yakın bir tutulma aldığında endişe edersin. Neden endişe edersin? Sıkıntı getirebilir. Sıkıntı getirebilir. Bakın şöyle bir şey vardır. Ulusal yaslarla alakalıdır. Kayıplarla alakalıdır. Zorlar, kısıtlayıcı. Bunlarla ilgilidir. Şimdi Satürn'ümüz çok yakın bir tutulma aldık. 3 dereceyle. Ama diyorum ya, Allah'tan bu her iki tutulmada da büyük gezegenler, yani malefik gezegenler, sert vurucu etkisi olan gezegenlerin arasındaki açıyı iyi. Ama sıkacak mıdır? Evet, sıkacaktır. Bunaltacaktır. O Satürn şunu da gösterir. Kök problemlerin neyse seni hayatında yorgulayacak, zorlayacak, hayatın boyunca etkileyecek, zorlayacak, kısıtlayacak alanlar ne? Şimdi orada Satürn'ün üstünden bir tutulma aldıysan, her şeyi şöyle bir film fragmanı gibi önüne çıkartabilir. Bunlar çıkabilir. Ama ne derecede olur, ne etkide olur,
Bunu bilemeyiz. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yıllık haritası var. Yıllık haritamıza baktığımız zaman geçen yıl cidden krizliydi. Ölüm Evet. oranları çok oldu. Bir anda yüz binlerce kişi işte. Bu sene de sadece Satürn üstünde olan tutulma bir problem gösteriyor bize. Ama şu var. Yıllık haritamıza baktığımızda da destekli yerlerimiz de var. Krizin altından fırsatları çıkartabilmek, krizi fırsata çevirebilme etkisi burada hem ülke olarak hem de bireysel haritalarda ciddi anlamda da önümüze çıkacak. Ama ekonomi olarak soruyorsanız evet ilkbahara kadar zor. Borsayı sordu bir arkadaş. Borsada biraz geri çekilmeler var ama şunu söyleyeyim. Ben açıkçası şu an boş durdum. Boş durdum derken sadece bir hissem var. Aldım onun çıkacağını emin olarak bildim. Duruyor. Alacağım iki tane hisse vardı. Ay tutulmasını bekliyorum. Etki ne olacak? Çünkü hem bu boğa tutulması hem de boğa tutulmasının ardından gelecek akrep yeni ayı borsa olarak ve ekonomi olarak bizim için çok önemli. Orada bazı gösterilerimiz olacak. Ama şimdi şöyle bir geri çekiliyor gibi yapıp borsa bir 8.000 bandı bahsediliyor aşması. Girdi, geri çekildi. Girdi, geri çekildi. Acaba şimdi geri çekilip orayı mı kıracak yoksa biraz daha mı geri mi çekilecek? Bundan emin olamadık. Şimdi bunu görmek için açıkçası bu hem boğa tutulmasını hem de akrep yeni ayını bekliyoruz. Orada tuhaf hareketler olacak diyebilirim yatırım konularında. Altın çıkışa devam edecek gibi görünüyor. Şu anda en iyi yatırım organı altın diyebilir miyiz? 2024'te de yükselmeye devam. Bu kadar olayın içinde altın yükselmeye devam edecek gibi duruyor mu hocam? Altın zaten aslına baktığınız zaman paranın özüdür. Yani kriterdir, değer kriteridir, değer kriteridir. Her şey altına göre değerlendirilir. Onun için altın zarar ettirmesi hiçbir zaman. Ama şöyle var, bazen böyle dominant çıkışlar yapar filan. Öte yandan ama şunu düşünelim. 2 yıl önceye çekilelim. 2020, 2021, 2020 diyelim. 2020 yılında borsaya diyelim 100 bin lira koydum. Rastgele yaptım. Çok da değil. Hani tek tek hisse seçmedim de fon aldım. BIST 30 aldım. BIST 100 aldım. Şu an o para 100 bin koyduydum ya. 400 ya da 500 civarına çıkacaktı. Şimdi hangisi? Altın mı o mu? Altın. Borsa daha çok verdi ama. Öyle mi? Ben Tabii. hiç ekonomi benim alanım değil hocam. Hiç Borsa anladığım bir şey değil ekonomi. biraz daha tabii altın da verdi. Bakın altın vermedi değil. Altının normal baktığınızda şimdi 200'lerden falan aldım. 1200'lere doğru çıktı. İki tarafta verdi. Altın da verdi. Borsa da verdi. Ama ben değerlendirmek istesem şu an hani evet altını al bakın hiçbir zaman şöyle param var hepsini şöyle bir yere koyayım değil bakın dengeli yatırmak bir kısım altın bir kısım hisse senedi bir kısım da faiz olanlar dengeli yatırmak bir taraf ters giderse bir taraf gitmeyebilir ha altında şu var altında risk yok altını alırsın altının değer belirir. Borsada bir risk var. Geri çekilme riski var, düşme riski var. Ama şu var. Altın diyorum yani değerin kendisi altındır. Hani risksiz olsun diyorsanız evet altın. Risksiz olsun diyorsanız altındır bu. Borsa biraz takip etmek, bilmek ya da bileni takip edebilmek, oradan bir fikir alabilmek tek başına yapılacak bir şey değil. Özellikle borsaya giriyorsan evet boğa tutulmasından bahsediyoruz. Şimdi bu boğa tutulmasıyla
keriz silkeleme dediğimiz bir olay vardır. Hani düşüyor düşüyor kaç kaç yapar gibi olup sattırıp tekrar alım yapabilmek. Bu tür etkilere normal ara yatırımcıların düşme, kendini kaptırma ihtimali yüksektir. Ve ciddi zararlar ederler. Borsayı bilmeye girmesin. Ama altın, evet altın güvenli limandır her zaman. Buyurun. Borsa çok riskli bir alanmış. Peki hocam dolar 30-40 görmesi mümkün mü? Dolarda yüksek... Ama şimdi onlarla ilgili burada direkt böyle hani telkin tarzında bir yorum yapamıyoruz biliyorsunuz. Ona girmiyor. Yok hayır yani hani şöyle yükselme ihtimali var mı yoksa stabil mi gidecek o bağlamda? Yoksa burada hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu arada. Bunu lütfen... Kanaatim çok stabil dursa değil. Hani altın gidiyor, petrol fiyatları gidiyor. Şimdi buna baktığımız zaman da burada en azından dolar geri çekilir demek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Evet, haklısınız hocam. Evet. Peki, çok da sorulan bir soru var. Onu da sorup hemen evet, size bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyeyim çünkü bunları konuşabilirsiniz. Yok hayır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyelim. Son soru olarak sorayım sonra borçlara geçelim. Siz de fazla yormayalım hocam. Kiralar ve ev fiyatları. Burada bir düşüş bekliyor muyuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yine buradan bir tutulmaya döneceğiz. Hangi tutulmaya? 14 Ekim tutulmasına gireceğiz. 14 Ekim tutulmasının bize gösterdiği şu bu yıl. Türkiye'de İnşaat sektörünün geçen yıllar gibi rahat olamayacağı. Çünkü yapı sektöründe bir gerileme etkisi, orada bir zorlanma. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani baktığın zaman Türkiye'de insanlar hani iş dediği zaman akıllarına ilk gelen müteahhitlik. Beton dökmek. Betona döktüler ama şu var, şu anda o beton tutulma aldı Satürn üstünden. Satürn yapılarla da alakalıdır, inşaatla da alakalıdır. İnşaat sektörünün burada bir zorlanma etkisi ciddi anlamda görünüyor. Baktığınız zaman bakın bazı büyük firmaların da çok ciddi zorlanması olacak bu önümüzdeki dönemde. Çok köklü dediğin, sağlam dediğin bir anda mesela bir firma geçenlerde iflas açın, battı. Bir giyim firmasıydı. Burada adını vermeyelim. Bir giyim firmasının batışına iflas. Bu Satürn üstünden anlam tutulma bu tür etkileri yapıyor. Anlatabildim mi? Kiralar konusuna falan geldiğiniz zaman aslında tamamen bu biraz şeyle alakalı, dışarıdan gelenlerle alakalı. Çok insan geliyor biliyorsunuz. Talep ne kadar çoksa fiyatlar gerçekçi mi? Kesinlikle gerçekçi değil. Kesinlikle gerçekçi değil ve o gerçekçi fiyatlarda talep oranıyla. Şimdi nereden biliyorsunuz? İran'ın tekrar böyle savaşa dahil olmasıyla İran'dan da gelmek isteyenler, İsrail'den oldu. İran'dan da gelmek isteyenler olacak mı? Zor. Zor. İnşallah olmaz. İnşallah. Yani gelmek isteyecekler mi yoksa gelmeleri zor mu? Şimdi ben gerçekten görmediğim için sizi. Mimik görmediğim için. Şöyle. Kiralardan, ev fiyatlarından falan bahsediyor. Diyorum ya, sadece bizle alakalı, dışarıdan gelen kişilerin burada talebi artırmasıyla olan şeyler. Şimdi onların talebi artırmasıyla böyle bir olay gerçekleşiyor. Şimdi diyorum ya, tekrar Orta Doğu'da bir savaş alevleniyor. Acaba İran direkt burada ne kadar içinde olacak? İran içerisinde olduğunda İran'dan bu tarafa insanlar mı gelmek isteyecek? Bunlar şu an belirsiz konular. İnşallah olmaz diyoruz. Ve olmaması gerek. Olmasın. Olmasın yani. Bence
De çünkü İran işin içine girdiği zaman olay çok daha tatsızlaşacak gibime geliyor. Hem stratejik anlamda ki siz de astrolojiyi çok daha iyi okursunuz hocam. Ama stratejik olarak baktığım anda işin rengi bana biraz değişecek gibi geliyor maalesef.